Yılbaşı akşamından Kabe-i Muazzama'dan herkese hayırlı geceler diliyorum. Rabbim böyle bir gecede bizleri huzuruna kabul ettiği için, misafir eylediği için sonsuz hamdü senalar olsun Rabbimize. Evet, önemli bir mekandayız. Şu an Hacer-ül Esved'le Rükn-i Yemani'nin arasındaki Peygamber Efendimiz'in de Kabe'yi önüne alıp namaz kıldığı köşenin karşısındayız. Bu köşe Kabe imamların da bugün namazlarda yüzünü döndükleri ve namazı kıldırdıkları yön diyelim. Şöyle yavaşça çevireyim. Orayı da merak edenler oluyor. Kabe imamları nerede namaz kıldırıyor diye. İşte Rükn-i Yemani ile Hacer-ül Esved'in arasında kalan köşede kalan kısım, burası Kabe imamlarının namaz kıldırdığı, cuma günleri namaz kıldırıp hutbe okudukları mekan. İmamlar arka taraftan buraya giriş yapıyorlar ve burada namazları eda ediyorlar. Tavaf anında, tavaftan namazdan 15 dakika önce bu alan boşaltılıyor ve Kabe imamlarının önü tavaf alanında açılmaya başlanıyor ve imam buraya gelerek burada namazı eda ediyor. Bütün cemaat da burada bulunan bütün cemaat da imama uymuş oluyor. Bu üst katta kapalı, müezzinlik zannedersem buraya taşınacak. Bildiğim kadarıyla hemen şu yavaşça çevireyim. Zemin katta, bodrumun üstündeki zemin katta tavafın başlangıç noktasının olduğu yerde arka tarafta kapalı bir yer var. Müezzinlerin bulunduğu yer orası. O kat biliyorsunuz engellilere ve çocuk arabası olanlara ait tavaf yapılan mekan. İşte yeni yılın girmesine dakikalar kala, bir saat kala Kabe-i Muazzama'daki güzelliği görüyorsunuz. Rabbim inşallah böyle gecelerde kendisine sığınan, kendisinden istiğfar talebinde bulunan ve burada bulunmayı arzu eden kardeşlerimizden olmayı cümlemize nasip eder. Bizler buradayız elhamdülillah. Geldik, ibadetimizi yaptık. Daha sonra da evimize döneceğiz. Ne mutlu bize. İnşallah Rabbim sizlere de bu şekilde evinde misafir eyler diyelim. Huzurdan hepinize hayırlı, bereketli ömürler diliyorum. Helal ve temiz rızıklar ihsan etmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Hasta kullarımıza acilen şifalar diliyorum. Rabbim inşallah onlar içinde bulundukları sıkıntılardan bir an önce kurtarır ve onları sağlıklarına kavuşturur. Onlara hizmet eden, onların şifa bulması için de çabalayan, Rabbimize dua eden ve sağlık çalışanlarımız ile onların şifa bulmasını isteyen tüm yakınlarına da Rabbim sabırlar ihsan eylesin. Onlara da birlikte bir ve beraber eylesin diyelim. Sıkıntı içerisinde olan, darda olan tüm kardeşlerimize Rabbim inşallah sıkıntılarına derman olsun. Ülkemizden birçok umreci kardeşimiz buradalar şu anda. İbadetlerini yapıyorlar. Gruplar halinde gelip umrelerini yapanlar var. Kenarda oturup tefekküre dalanlar, Kur'an-ı Kerim okuyanlar, nafile namazla meşgul olan kardeşlerimiz var. Tesbihatta bulunan kardeşlerimiz var. Bu gecede işte sizlere de Kabe imamlarının namaz kıldırdığı yeri göstermiş olduk. Merak eden kardeşlerimiz vardı. Orada şu an bu şekilde önünde Kur'an-ı Kerim rafları var ve karşılarında da Hacer-ül Esved ile Rükn-i Yemani'nin olduğu Kabe'nin bölgesi var diyelim, köşesi var diyelim. Bunun hemen ters tarafı biliyorsunuz Altınoğlu'nun olduğu, Hicri İsmail'in olduğu taraf. Peygamber Efendimiz karşı tarafta, Altınoluk tarafında bulunan Darun Nedve denilen, o günün Mekke'nin ileri gelenlerinin oturduğu, müşriklerin bir araya gelip Mekke hakkında karar verdikleri, yine Müslümanlar noktasında kararlar aldıkları bir yerdi. Peygamber Efendimiz hem Kabe'yi önüne alıp onlardan kendisini gizliyordu, gölgede kalıyordu, hem de ibadetini hem Mescid-i Aksa'ya dönerek hem de Kabe'ye dönerek yerine getiriyordu. Bu şekilde bir yılbaşı akşamı Mekke-i Mükerreme'de
Şimdi bir kardeşimiz mesaj atmış Instagram'dan. Hocam Ramazan'da Mahbesül Cin bölgesine geleceğiz. Oradaki servislerin ücretli olacağı, ücretsiz servislerin Şişe bölgesi kanalıyla Gazze Garaj tarafına kaydırılacağını söylüyor dedi. Bu yeni bir bilgi. Ben de teyit ettireceğim inşallah. Ondan sonra sizlerle de o konuda bir video paylaşımı yaparım. Biliyorsunuz Mahbesül Cin bölgesi şu an servis olarak gelinip Kabe'ye ulaşılabilen en rahat nokta ve yeni videolarımda da söyledim. Türk umrecilerinin yoğun olarak kaldıkları bir bölge. Ramazan zaten yoğun. Daha önceki 2 yıldır korona önlemleri sebebiyle kısıtlı sayıda umreci bu topraklarda bulunuyordu. Bu Ramazan biraz yoğun geçti. Ama önümüzdeki Ramazan, bu yeni yıla girdiğimiz 2023 Ramazan'ı haccı aratmayacak görüntülere sebep olacaktır. Umresini Ramazan ayına saklayan kardeşlerimiz var. Rabbim inşallah onlara da hayırlı yolculuklar nasip etsin. Önlerindeki engellere kaldırsın. Burada olma arzusunda olan tüm kardeşlerimize de hem Ramazan'da hem de Ramazan dışında umreler yapmayı nasip eylesin diyelim. Kısa bir videoyla sizlere yılbaşı gecesi akşamında hem Kabe imamların namaz kıldıkları yeri göstermiş oldum, hem de yılbaşı akşamından izlenimlerimi sizlere aktarmış oldum. Sakin bir saat, yatsı namazı sonrası bazı kardeşlerimiz otellerine çekiyorlar. Rahat bir şekilde tavaf yapmak isteyenler ve oturup Kabe'yi seyretmek ve ibadet etmek isteyen kardeşlerimiz de buradan bolca istifade ediyorlar diyelim. Son kez videonu bitirirken sizlere burayı, Kabe imamlarının namaz kıldırdığı yeri göstermiş olayım. Merak edenler açısından bir önceki videoda Kabe imamları nerede namaz kıldırıyor diye bir başlık atmıştım. Şu an müsait bir vakit buldum. Tesadüfen de oldu. Aniden de aklıma geldi. Arkadaşlarımla umre yaparken onlar anılarını tazelerken veya buraya yeni geldikleri için duygularını, sevdiklerini aktarırken ben de o boşlukta sizlere bu alanı göstermek istedim. Sizleri Rabbime emanet ediyorum. İnşallah Rabbim dediğim gibi sizleri de en kısa zamanda ailelerinizle birlikte burada misafir eyler diyelim. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.